Sevgili dostlar, Erkan Tan'la Başkent'ten devam ediyor. Stüdyomuzda Profesör Doktor Süheyl Batum bulunuyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Eskişehir Milletvekili. Kimi konuşacağız? Sizi, bizi, vatanı, milleti, memleketi. Zamanında Cumhuriyet Halk Partisi camileri ahır yaptı mı, sattı mı meselesini? E canım, yaptıysa yaptı. O zaman olmuş. Şimdi böyle bir şey yok ki. Nereden çıktı bu mesele? Diyenlerin endişelerini veya doğru kardeşim yaptı, yüzleşsinler kendi tarihleriyle diyenleri konuşacağız. Günaydın efendim, hoş geldiniz. Günaydın, çok teşekkür ederim. Sağlıklı, mutlu, huzurlu günler dileriz. Çok teşekkür ederim size hepimize. De. Ama bütün işte memleketi de. Bir zamanlar böyle bir zorbalıkla camileri de ahır yaparak yönetmişsiniz diyorlar. Evet. Sayın Başbakan bunu belgeleriyle gösterdi. Şimdi sevgili Tan, bugün birçok şeyi konuşacağız. Yani bu camilerin işine de bir cevap vermek isterim. Belki yargıyı konuşacağız. Anayasa Mahkemesi'nin 50. yılı. Belki onları konuşacağız. Yalnız ilk önce müsaade edersen bir şey söylemek istiyorum. Senin programın çok izlenen bir program. Çok güzel. Bu programı, estağfurullah. Bu programı izleyenler içinde tabii ki AKP'liler de var. Doğrudur. Ve dolayısıyla bazen bize yazılar yazıyorlar. Yani ben buraya geldiğim özellikle zaman. Özellikle Eskişehir Teşkilatı'ndan da. Aynen, doğrudur. İzleyiyor olabilir Adalet ve Kalkınma Partileri. Eskişehir milletvekili kesinlikle Eskişehir'den zaten hem CHP'liler hem AKP'liler mutlaka hemşehrilerimiz izliyordur. Fakat özellikle şunu vurgulamak istiyorum. Şimdi bize yazı yazıyorlar. Ben bazen geliyorum buraya, bu diyorum yalan bir siyasettir. İşte şöyle yaptılar. Tabii onlar da içlerinden diyorlardır ki ya bu Süheyl Batum doğruyu söylemiyor. AKP harika bir parti. Başbakanımız harika. Dolayısıyla bu yalan söylüyor. Şimdi size bir şey söyleyeceğim. Bakın bu böyle varsayım, okuma, beyin okuma falan değil. Hem de size halk bunu bilmeyebilir sevgili evet. vatandaşlarımız. Çünkü Türkiye televizyonlarının %95'i veremedi. Verenler de bir daha üstüne gidemedi. Gazetelerin %95'i veremedi evet. verdiyse. Şimdi Erzurum'da 5 tane TEDAŞ işçisi maalesef çok feci bir şekilde yaşamını yitirdi. Evet. İçişleri Bakanı oraya gitti. Kim? İdris Naim Şahin. Gitti, oradan Pasinler'e geçti. Bir zavallı vatandaş çıktı karşısına. Çok sevindim dedi. Sizi gördüğüme dedi. Şimdi hep düşünürler. Yazsınlar lütfen bana. Bekliyorum. AKP'liler de yazsınlar şimdi. Ya Süheyl Batum, şimdi söyleyeceğim, soracağım soruya cevap versinler. Ben de bu programda izleyeyim. Hakikaten izleyeyim. Dedi ki hoş geldiniz dedi bir vatandaş. İdris Naim Şahin böyle yaptı. Çok sevindim sizi görünce dedi. Yok ya dedi. Sevindiğini nereden anlayacağım dedi. At bakayım bir takla dedi. Vatandaşa. Adam takla atamam deyince o zaman oyuna bakayım dedi. Yanındakiler baktı gülüyor. Çal bakayım bir şeyler dedi. Adam oynamaya başladı. Yanında oranın herhalde valisi, kaymakamı, AKP'liler, partililer. Bunlar da bakan gülünce onlar da böyle Allah seyrettiler, gülerek seyrettiler. Şimdi ben soruyorum. Bugüne kadar söylediklerimiz yalan mıymış? Siz, ben bütün vatandaşlara soruyorum AKP'lilere. Biz milletten geliyoruz. Biz milletimizin hizmetindeyiz diyerek bir taraftan, öbür taraftan o milletin ferdini burnuna halka takılmış, eskiden yapılırdı maalesef. Bir çare zavallı ayı gibi oynatmaya, takla attırmaya çalışan bir siyaset anlayışı. Ahlaksız, sahtekar, riyakar, ikiyüzlü bir siyaset anlayışı mıdır, değil midir? Soruyorum. İki, eğer böyle bir siyasetçi tipi varsa, at bakayım taklayı beğendiysen, at bakayım bir takla, hadi bakayım bir de şey yap, oyna diyen bir siyasetçi, ahlaksız, ikiyüzlü, riyakar bir siyasetçi midir, değil midir? Ben AKP'lilere böyle demiyorum. Bana bu ahlaksız, riyakar bir siyaset geliyor eğer böyle yapıldıysa. Şimdi bana desinler ki, hayır Süheyl Batum, sen hayal görüyorsun. Böyle bir şey olmadı Pasinler'de. At bakayım takla demedi desinler. İki, bir de bir şey daha soracağım. Bunlar nefret ediyor ya şimdi İnönü'den, Atatürk'ten, bir dönemden, insanlarından. Şimdi tekrar o değerli arkadaşlara, halka soruyorum, senin programın çok izlenen. Bu beğenmedikleri İnönü'nün, Atatürk'ün, ya bırak onları. Bunlar kahramanlar. Sonraki siyasetçilerin, Ecevit'in, Demirel'in, Kılıçdaroğlu'nun böyle bir yerde
Sevindin mi beni gördüğüne? Ben nereden bileceğim? At bakayım bir takla. At bakayım bir perende. Yerde sürün bakayım. Bir şey dediğini, bir şey oyna bakayım göreyim dediğini hiç görmüşler mi? Peki. Şimdi bunu bir kere vuralım, ondan sonra camilere evet, gelelim. Camiler. Sevgili kardeşim, bu canım adam biraz işte zaten böyle hani eğlenceli bir tip. Zaten oraya karşılamaya gelmişler. Tabii tabii. Bir de merasim var. Davul tabii, zurna zaten var. Var. O atmosfer içinde cereyan etti bu iş. Ama bir adam, bir bakan olacak. Sözde adına bakan denilen ki bu Sellemetü Selam bakan değildir ha. Onu söyleyeyim. Tayyip Erdoğan'ın canar kader arkadaşı. Belediyeden beri hatırla, kalpazanlık davasında. Resmi evrakta sahtecilik, şimdi milletvekili oldukları için kaldı dava da. Onda beraber yargılandıkları adam. Öyle kader arkadaşı başbakanım bugüne kadar. O siyaset anlayışı. Şimdi istediğin kadar şey yap. Milletten peki geldik diyeceksin. O milletin bireyine hadi bakayım bir takla at beni sevindiğin. Peki camilere girelim. Tabii şimdi kapatmamış mı sizin eski adamlar? Hayır, canım? Hayır. Ahır yapmamışlar mı? Şimdi satmamışlar mı? Başbakan böyle gösterdi millete. Aynen. Dün efendim. Bu şimdi bir sahtekar siyaset anlayışının uzantılarıdır. Yani, bak sana söyleyeyim. Aynen. Şimdi hatırla. Şimdi şurada notlar aldım. Bir ara başbakanımız bir kitap açtı. Belge dedi. Belge. Tarihi belge okuyorum dedi sana dedi. Dersimde yapılanlar için. Kim o dedi? Göstermedi. Belge dedi. Tarihsel çok önemli belge. Necip Fazıl Kısaküre'nin son devrin din mazlumları. O kadar ki bazı gazeteler, adları da var bende biliyorsun. Evet. Onun son devrin din mazlumları diyememek için son devrin mazlumları dedi. Şimdi Necip Fazıl Kısakürek çok yeteneklidir, çok iyi bir edebiyatçıdır, değildir, siyasetçidir tartışırsın. Ama tarih ve tarihi belge diye, resmi evet belge diye kimi gösterdi başbakan? Belge dedi. Şimdi halkımızda işte o başbakan siyasetinin burnuna halka takılmış ayı zannettiği ve o milletin fertleri maalesef bakıyor uzaktan, diyor ki Allah Allah, koskoca başbakan yalan söyleyecek değil ya, herhalde bu resmi gazete falan gösteriyordu. Kesin. Son devrin din mazlumları kitabına. İki, tuttu ne dedi? Aynen, bu bir siyaset anlayışıdır. Böyle bir siyaset anlayıştır. 26'larla hesaplaşmak için yapılan, 30'larla böyle bir anlayıştır. Şimdi ne gösterdi? Bunlar kitapları yasakladılar dedi. Arkasından bizim Sayın Genel Başkanımız bunların iki tane kitap, Abidin Kara Aslan'ın Türkçe namaz sureleri ve Süleyman Dede diye birinin saçma sapan ibareler olan bir kitabı olduğunu söyledi. Başbakan dün ne diyor? Olsun diyor, iki tane kitapla kendini kurtaracak mısın şimdi diyor. İki tane. E sen yalan söyledin o zaman. Sen bu kitapları yalan söyledin, iki kitabı kapattık diye. Şimdi genel başkan söyleyince Sayın Kılıçdaroğlu iki kitapla kendini kurtaracak mısın? Şimdi dün gösterdiği belgeler. Ayrıca ne dedi o gün Kılıçdaroğlu? Diyanet İşleri Başkanlığı'na bir sorun bakalım dedi. Çok değerli bir şeydir. Bu kitabı bastırır mı bastırmaz mı? Tamam. Eğer hurafe değilse bastırsın bakayım dedi. Ne diyor dün? Diyanet İşleri Başkanı'na çok hakaret ettin, çok üzüldüm diyor. Özür dile, özür dile. Özür evet dile diyor. Şimdi ne demiş Diyanet İşleri Başkanı'na? Ya bu biz onu soruyoruz işte. Ne dediniz? Ne işte demiş özür dilemenizi işte Sayın Başkan. Ne demiş herhalde bir şey demiş. Aynen, ne işte dediği bu. Hep beraber yaşıyoruz. Ne demiş? Ya Diyanet İşleri Başkanı'na evinde ayrıca gizli telefon edip Kılıçdaroğlu bir şey mi söyledi başbakanın bildiği? Yok. Ne dedi diyor? Cümle bilmeyen diyor olabilir. Ki, evet. Bilmeyenler. Başbakan bir şey uyduruyor. Diyor ki maksat halkı kandırmak. Kitapları yasakladınız diyor. Genel başkan da çıkıp iki tane kitabın örneğini veriyor. Bak diyor, yasakladı dediğim bu. Ben de buldum kararnameyi diyor. Evet. Al kitaplar bunlar diyor. Biri de Süleyman Dede diye birinin kitabı. İçinde bunlar var diyor. Şimdi ben sana soruyorum diyor. Diyanet İşleri Başkanlığı sana da bağlı. Sor bakalım diyor. Bu kitabı basarlar mı? Evet. Bassınlar bugün. Hadi bakalım basarlar mı diyor. O da diyor ki Diyanet İşleri Başkanı'na hakaret ettin sen. Basar bassın diyerek diyor. Şimdi bu... Ha belki milletin bilmediği başka bir laf daha etmiştir Sayın Genel Başkanı'na. Hayır. O zaman şey yapsın. Evet. Herhalde bu başbakanın özel kulağına söyledi. Kimsenin bilmediği. Şimdi gelelim camilere. Şimdi bir takım cami adları. Belgeler diyor. Evet. Belgeler. Şimdi dikkat et. Konuşmanın başında ne diyor? 26 yılından 50 yılına kadar neler yaptınız diyor. 26 kimin?
Atatürk'ün başta oldu. Savaş kazanılmış, cumhuriyet ilan edilmiş, hilafet kaldırılmış, işte 3 kanun o çıkartılmış, meşhur 3 Mart kanunları çıkartılmış. Yeni Türkiye kendine geliyor, medeni kanun yapılmış. 26'dan beri yıktınız camileri diyor. Sonra bize bir tane şey okuyor. 19 Kasım 1935 tarihli bir kararname. 35 tarihli kararname camilerin satılmasına dair. Şimdi oradaki camileri tek tek inceliyoruz. Göreceksin. Şeyimizi de açıklayacak. Ama bir tanesi yalan oldu. Dün konuşmasında diyor ki Seferhisar'da diyor. Seferhisar'da yıktınız evet. Camiyi diyor. Bugün Yılmaz Özdil bile bunun yalan olduğunu, sahtekarlık olduğunu, Hereke diye bir köyde böyle bir caminin yıkılmamış, savaş sırasında yıkılanın, bakın bu hala kütüphanesiyle, külliyesiyle korunmaya muhtaçtır dediğini. Şimdi ne yapmışlar bunları? Savaş sırasında, işgal sırasında ahır olarak kullanılan varsa ve işlevinin dışına çıkartılanlar varsa bazıları yıkılmış. 600 bu söylediği, bunun Seferhisar'da cami yıktınız dediği 641 yıllık bir cami. Şimdi bana desin ki hayır, 36 yılında bu camiyi siz işliyordu, bunlar çalışıyordu, insanlar ibadetini ediyordu, ibadeti ederken tuttunuz attınız camiyi yıktınız desin. Yalan. Bütün siyaset yalan. Şimdi kitap diyor olmadığı çıkıyor, iki kitapla kurtulacak mısın diyor. Belge diyor devrin son din mazlumları diye son devrin din mazlumlarını çıkartıyor okuyor. Tabi uzaktan bakan halk şöyle düşünür. Ya başbakanlar böyle bir siyaset yapar mı diye size şunu söyleyeyim. Hüsamettin Cindoruk çok değerli bir siyasetçidir. Sağ siyasetçidir, çok değerli. Çünkü demokrattır, demokrasiye inanır. Şimdi demişti ki bir gün bana, hiç unutmuyorum, siz çağırın bir gün sorsun. Biz dedi İnönü'ye 50'li yıllarda 50-60'larda bu asker kaçağı derdik dedi. Halk da tabi o zaman ne yapsın yani siyasetçinin kendisine yalan söyleyeceğini nereden anlasın? Bugünleri göremez ki halk. Ya böyle bir siyasetçiler gelecek ve halkına burnuna halka takılmış ayı gibi zıpla bakayım, bir taklak at bakayım, bir sürün bakayım diyeceğini nereden bilsin böyle bir anlayışın? Bunu da halkımızdan inanırdı dedi. İnanırdı. Hiç düşünmez dedi. Ya birinci İnönü, ikinci İnönü, Sakarya. Ya bu adam bu savaşları yönetmiş. O yüzden birinci İnönü, ikinci İnönü diye geçmiş. Yapma ya asker kaçam. Ha vallahi o kaçmış askeri de yapmamış derdik. İnandırırdık dedi. Şimdi ben bunu inanan o saf, temiz halk için söylemiyorum. İnanabilir. O sırada iletişim kaynakları falan zayıf. Tamam. Bugün ama siyasetçinin siyasetini böyle yapmasına. Şimdi bugüne gelelim. Ya sevgili kardeşim bana sorsunlar. İşte AKP'lilere soruyorum hala bak. Sana herhalde vereceklerdir. Verecekler. Biz böyle gördük desinler. Biz Atatürk'ün de şu şeyini gördük. Taklak at dedi adama. Adam takla attı desin. Ben şimdi şey yapacağım. Öyle görmezden gelmek falan yok. Öyle sana şey yazacak. Kendi adamı orada takla at bakayım diyecek. Utanmaz. İki yüzlü bir siyaset güdecek. Bunu görmezden gelecek. Diyecek ki şey adını söyle. Canım size mi inanalım? Dedemizden duyduğumuza mı inanalım? Sizin de zamanınızda Allah demek bile yasakmış. Geç onları Salih Karagöz Yeşilhisar Kayseri'den göndermiş. Şimdi çok güzel. Bunu da yayıyor Adalet ve Kalkınma Partisi. Salih Karagöz dedesine bir daha sorsun. Dedesine bir daha sorsun. Efendim Allah demek yasaktı. İnsan utanır ya. Ya insan gerçekten Salih Karagöz gibiler utanır mı utanmaz mı bilmem. Ama utanır insan. Ve Kurtuluş Savaşı'nı vermiş. Bu ülkede hakikaten ezan susmasın, Türkiye'nin bayrağı burada dalgalansın diye savaş vermiş insanlara. Sizin döneminizde Allah demek yasaktı. Bunu Karagöz de olsan, Karagöz oğlu da olsan, beyaz gözlü oğlu da olsan insan utanır. Kardeşim bu vatandaşın bu kadar sorunu varken bu siyaset bunlarla mı uğraşıyor? Hepinize soruyorum demiş Mustafa Bilge. Tabii doğrudan işte, siz değilsiniz aslında. Hayır. Çünkü bu tartışmayı siz başlatmış değilsiniz. Sevgili kardeşim Mustafa Bilge'nin söylediği esas. Esas budur. Şimdi Türkiye'de bir başbakan çıkıyor.
gözümüzün önünde biz halk olarak şunu düşünüyoruz. Halk, ya bu adamlar bir sene önce Suriye ile beraber bakanlar kurulu toplantıları yapıyorlardı. Beraber oturuyorlardı. Bir sene sonra düşman oldular. Efendim Müslümanlar katlediliyor. Yahu Türkiye'nin gözünün önünde, bu adamların gözünün önünde 1,5 milyon Irak'ta Müslüman kesildi. Şimdi bunlar görmezden geldi bunu da. Ne var, nota mı vereceğiz, müzik notası mı dedi bu başbakan olacak arkadaş da. Şimdi tutmuşlar, efendim Müslümanlar, şimdi bu değişiklik neden oldu? Neden oldu? Şu Irak, neden Barzani? Asıl soruna öyle mi? Zavallı tarım kesiminde hep söylüyoruz. Buğdayını 400 liraya satabilen 7 sene önce bugün 500 liraya satıyor. Ama mazot 1,250'den 4 liraya geldi. 4 liraya açtı. Şimdi bunları dururken, bunlar dururken, abi siz var ya Atatürk 26'da cami yıkmıştı. Tabii Atatürk'ün adını da veremiyor. Nerede abi diyorsun? Bak diyor, belgen diyor. Nereden? Ne bileyim ben, benim babam böyle bir şey yazmıştı diyor veya arkadaşım böyle bir şey yazmıştı. Şimdi bunlar gerçekten söylüyor. Türkiye hakkında söyleyecek bir şeyleri yok sevgili kardeşim. Hukuku bitirdiler. Bugün Anayasa Mahkemesi'nin kuruluş yıldönümü ve biraz sonra orada bir işte konuşmalar, resmi merasim, protokol konuşmaları falan olacak. Çağrılmadınız mı acaba? Hayır, çağrıldık da şimdi açık söyleyeyim size. Şimdi siyasetçi demek bana göre işte bunların yaptığı gibi sahtekar, ikiyüzlü, riyakar. Böyle hem inanmadığı bir şey hem gidecek orada şey yapacak. Şimdi dikkat et. Bu adamlar el birliğiyle insanları işte gördük içeride tutuyorlar. Anayasa Mahkemesi'ne hakimlerin bu iktidar tarafından atanmasına yönelik ta 2006'da 6 yıl oldu. Bir şey verdik. Hala görüşülemedi. Sıra gelmedi. Yahu bütün telefon dinlemelerin, şimdi herkes telefonundan korkuyor, ilanlar veriliyor. Buna 2006 yılında ya böyle bir şey olur mu? Bu telefon dinlemenin başına başbakanın yakın arkadaşını getirdiniz dedik. O telekomünikasyon iletişim başkanlığına. Utanmıyor musunuz dedik. Anayasa Mahkemesi'ne götürdük. 5 senede görüşebildi. Görüşemedi sözüm ona. Şimdi MİT yasasını gönderdik. Cumhurbaşkanlığı yasasını gönderdik. Açık aykırılık. Hala görüşecek de geçen gün başkan ne dedi? Ya sıkmayın beni dedi. Sıkmayın. Neden dedi onu? Çünkü bir taraf diyor ki iptal et, bir taraf iptal etme diyor. Evet. Biz değil. Şimdi bu adamlara gideceğiz. Yeni yasa yapıyorlar şimdi. Ne diyorlar biliyor musun yasada? Anayasaya açık aykırı. Artık yargılamalar avukat olmadan da devam edebilir diyorlar. Düşün. Sen yargılanıyorsun. Ya üçüncü yargı paketinde. Onun içine sokuyorlar. Savunma olmadan hüküm tesis edilebilecek diye koyuyorlar ona. Sözde hızlandırıyorlarmış. Hızlandırıyor. Düşün. Anayasaya açık. Şimdi biz gideceğiz Anayasa Mahkemesi'ne. Haşim Kılıç bize Anayasa Mahkemesi'nin ne kadar faydalı olduğundan bahsedecek. Ben şahsen bir siyasetçi olarak diyorum ki bu hukukun bu duruma getirilmesinden utanç duyuyorum. Ve hala diyorum o yüzden gitmek istemiyorum. İçime Anayasa Mahkemesi kadar, bu kadar önemli bir kurumu, bana bak bir kurum karar veriyor ya buraya mı geldi bıçak diyen bir başbakana göre yeniden dizayn ettiler. Bunu tekrar bağımsızlaşana kadar tabii ki gidiyoruz oraya. Çünkü hakkımız o bizim Anayasa Mahkemesi'ne. Ama şu anda içimden gelmiyor oraya gidip de bunlarla şey yapmak. Yalnız hala bekliyorum. Evet. Bana yani vatandaşlar öyle biz görmüyorduk. Duymamıştık. Karagözoğlu gibi arkadaşlar dedem bana anlatmamıştı falan yok. Diyecek ki ben böyle siyasetçi gördüm. Gördüm. Atatürk de yaptı. İnönü de yaptı diyecek. AKP'li dostlar lütfen bunu söylesinler. Görmezden gelmek yok. Öyle burnuna halka takılmış ayı gibi oyuna bakayım. Zıpla bakayım. Takla at bakayım diyecek. Ben AKP'liyim diyen arkadaş da bunu görmezden gelip ama siz de 1926'da cami yıkmıştınız abi diyecek. Öyle palavralara kimse kusura bakmasın. Bu siyaset anlayışı ahlaksız, ikiyüzlü, riyakar bir siyaset anlayışı değil midir diye soruyorum. Ve bundan önceki siyasetçilerden böyle bir şey gördünüz mü diyorum. Bana hiç yuvarlak böyle
efendim o da sen de ama evet. 36'da cami yıkmışsın bak dedi ki kitap yakmışsın falan değil, bana söylesin. Evet. Canım işte hem darbelere karşı olup hem de Ergenekon'un avukatı olunmaz kardeşim dedi Sayın Başbakan. Çok doğru söylemiş. Başbakan doğru söylüyor. Ya çok da severim ama yanındaki Ahmet İyimaya evrenin avukatı ya. Çıktı ortaya, ne var ben avukatlık yapamam mı dedi. Şimdi başbakan gözündeki şey odun parçasını görmüyor. Odun parçasını görmüyor. Yahu senin yanında tekrar söylüyorum. Şimdi geçenlerde bir şey söyleyeceğim. Yani bu insana acayip geliyor. Bu siyaset anlayışı falan. Siyaset değil. Ha bu yapılmadı mı? Çok yapıldı. Dini siyaset edeceksin. Alet edeceksin siyasete. Sen çünkü bunu bağımsız yapmıyorsun. Sonunda siyasetin şöyle gözüküyor sana. Obama ne yaptı? Sayın Karagözoğlu'nu da görsün. Ne yaptı Obama? Böyle yaptı. Şşt kaptır gel bakayım buraya. Koş dedi. Dışişleri Bakanı pilli bebek gibi lambur lumbur, başbakan da yıkıyordu neredeyse, yanına koştu gitti. Şimdi bunların dış politikası bu, iç politikası bu. İnsanlara yaptığını sen anlatamaz. Sen orada öyle bir oradaki trafikten kaynaklanan tabii, bir tabii, durum trafik oldu. Böyle. Herkes bir böyle el hareketi yapıyordu filan. O zaman karışık bir ortam. Ne güzel. Onun için böyle oldu. Doğru. O zaman bana bir tek göstersinler, desinler ki Obama Fransız Dışişleri Bakanlığı, İngiliz Dışişleri Bakanını, da Alman çağırdı. Bilmem ne Rus böyle çağırırken bak resmi var. Bırak onu kendi bakanlarına şşt ya bakayım buraya kaptır desin. O da başbakanı yıkarak lambur lumbur üstüne koy. Bunlar dediğim gibi bir siyaset falan değil sevgili kardeş. Biz siyaset konuşmuyoruz. Yalanları konuşuyoruz. Türkiye'de sen bu işi yıllardır her siyasetçiyi de çıkartan bir insansın. Sen hiç ya sorulurdu. Oğlum buğday fiyatı ne? Taban fiyatı ne? Fındık ne? Evet. Pamuk ne? Tütün ne diye konu. Sen hiç boş ver şimdi onları. 26'da da bunlar cami yıkmıştı deyip de nerede abi deyince bak dur şimdi Necip Fazıl yazmış bir dakika nerede o kitabım diyen belge diye gösteren bir siyaset anlayışı gördün mü? Ben halktan geliyorum deyip de ya ne demiş köylü milletin efendisidir demiş. Evet demiş gibi seyircimiz Düzeyel Bey doğru konuşuyor. Ya kardeşim o işler olduysa bile onları yapanlar öldü. Onların çocukları bile öldü. Çocuklarının çocukları şu anda yaşlı. Kime hesap soracağız? Şu andaki sorunlarla uğraşmamız lazım değil mi demiş. Ne diyorsun? Çok güzel söylüyor. Bugünkü sorunla ama size bir şey söyleyeyim. Bakın yapabilmek vardır. Kimdi? Kusura bakmasın evet. Kimse. Şimdi Sayın Başbakanımızın bizim geçmişine baktığın zaman iki tane bunun rahli tedrisinden geçmiş olduğu iki tane adam var. Biri Hikmet Yar. Dizi dibinde hani resmi var. Tek resmi zaten Hikmet Yar. Öbürü de Allah rahmet eylesin Erbakan. Şimdi Erbakan'ın çocukları birbirine girdi. Abi parayı sen yedin ben yedim bana verdin vermedin diye. Şimdi o beğenmedikleri cami yıktı dediği İnönü'nün çocukları gönleri böyle alınları ak, göğüsleri böyle açık bizim yanımızda dolaşıyorlar. Gülsün Bilgehan burada. Erdal İnönü Allah rahmet eylesin öldü. Şimdi sorsunlar Erbakan'ın yahu adam başbakan bakıyor. Rahli tedresinde olduğum bir tane adam Hikmet Yar burada. Ona mı çocuklarına söylesin? Öbür taraftan zaten gemileri falan saymıyoruz hiç. Onlar da göreceksin çıkacak bir gün. Evet. Bu tarafa bakıyor Erbakan'ın çocukları. Abi parayı sen yedin ben yedim. Hangi para bu ya? Hangi para yedikleri? Ama İnönü'nün çocuklarına bakıyorsun. Atatürk'ün manevi evladına bakıyorsun. Böyle. O yüzden sevgili dostum söyleyen bugüne gelemezler. Bugüne gelecekleri ancak uydurmak. Nokta Çelik bugünkü konuşmasının içeriğini Süheyl Bey'e pek yakıştıramadım. Her zaman dikkatle dinlerdim. Çok bel altı çalışıyor. Dönüp dolaşıp takla meselesini atıyor. O iki hafta öncenin gündemiydi kardeşim demiş. Tabii. Gündemi o kadar değiştirdiler ki hayır. Sevgili dostumuz şunu sakın yanlış anlamasın. Bel altı falan değil. Bakın şunu söylüyorum. Nasıl başladım söze de? Gün zamandır, kaç zamandır senin programında konuşuruz dedim. Evet. Hep bir şeyler söylediğimiz zaman insanlar der ki ya bu abartıyor. Evet. Siyasetçi birbirine laf ediyor zanneder. Oysa baktığın zaman sana söylüyorum bu siyaset anlayışı budur diyorum. Eğer değil ise belden aşağı falan değil bu. Evet. Olmayan bir şeyi vurup ben de mesela desem ki şimdi açık söylüyorum. Siz de camileri sattınız desem. Geçen gün açıkladı işte. Evet. Muharrem İnce de açıkladı. Camileri sattınız desem. Şimdi bu belden aşağı vurmak olur ya da
Ben açık söylüyorum. Bu bir siyaset anlayıştır. Benim nefret ettiğim bir siyaset anlayıştır. Biz halktan, milletten geliyoruz deyip sonra da sevindim mi takla at göstermek için diyen siyaset anlayışını canım, ben siz de ezanları, nefret ediyorum. Ezanları yasaklamadınız mı? Türkçe ezan okutmadınız mı? Filan de, Türkçe ezan okumak demek. Türkçe ezan okutmak demek. Ezanı yasaklamak demek olduğunu zanneden değerli dostumuz kimse gerçekten bir daha sorsun. Peki Sayın Kılıçdaroğlu bunu zorladı. Onurlu bir din adamıysan satılan ve ahır yapılan camileri açıkla da görelim dedi. Şemsettin Mahmutoğlu Trabzon'dan. Yani başbakanı buna mecbur etti. Neye mecbur etti? Sayın Kılıçdaroğlu. İlk lafı söyleyen, ilk kitapları yasakladınız diyen, uyduran kim? Sayın Başbakan. Şimdi bakın öyle bir şey yaptılar ki. Camileri yıktınız. 20 yıldır işte size söylüyorum. Hayır desinler. Buraya oturtun Sayın Hüsamettin Cindoruk'u. Çok değerli bir siyasetçi. Tamam. Size hayır desin. Sonra da Trabzonlu dostumuz desin ki abi bak uydurmuşsunuz desin. Asker kaçağıdır diyorsun. Üstünde yapışıyor. Yahu diyorsun ki camileri yıktılar bunlar diyorsun. Üstünde yapışıyor. Şimdi biz buna karşı bir siyaset anlayışı yürütmedik bugüne kadar. Evet. Yürütmedik. Yok efendim cami yıktık yıkmadık. Çünkü bunların ahlaksız belden aşağı siyaset olduğunu. Günümüzde de bir ilgisi yok şu anda. Evet ben senin programına gelip veya diğer CHP'liler gelip senin programına abi o da 1926'da savaşa karşı bilmem ne yapmıştı ama Kurtuluş Savaşı sürerken bunların bilmem nesi de şöyle yapmıştı dedik mi hiç? Ya onlar 20'lerde kalmış. Biz bugün 2000'de yaşıyoruz ama bir baktık 2012 ki 2012. Bugün bir baktık ki bir siyaset anlayışı riyakar, sahtekar bir siyaset anlayışı. Şimdi diyor ki hem bir taraftan hadi sevindiysen takla at diyor. Bir oyna diyor. Öbür taraftan da gelip siz cami yıkmıştınız, kitap kapatmıştınız diyor. Hangi kitap diyorsun? Boş ver şimdi o iki kitapla da bütün yaptıklarınızı. Şimdi bu anlayışı vurgulamaz isek biz hep 1-0 mağlup durumdayız. Hocam siz de hep Anayasa Mahkemesi'ne gidiyorsunuz. Kur'an-ı Kerim seçmeli ders olsun. Peygamber Efendimiz'in hayatını çocuklarımız öğrensin dedik. Siz miting yaptınız. İstemiyorsunuz. Harika bir noktaya sormuşlar. Çok kısa yanıtlar. Çok teşekkür ederim. Hemen bakın. İşte inanılmaz bir yalan. Bakın. Şimdi vatandaşlar da hakikaten kafaları karışıyor. 4+4+4 başladı. Bir ay tartışıldı. Evet. Kanunu açsınlar, baksınlar vatandaşlarımız. Kanuna baksınlar. Ben getireyim. Sen programına çağır, getireyim. Burada kanunu göstereyim. Ne Kur'an kursu, ne Kur'an dersi var. Kur'an-ı Kerim'in öğretilmesi var. Ne Hazreti Muhammed'in hayatı var. Peygamberimiz getirilen hayatı. Metinde. Yok tabii. Yok böyle bir şey. Bravo. Bir ay tartıştık. Kavgalar, gürültüler komisyonda kabul edildi. Yok daha metinde. Genel kurula geldi. Genel kurula geldiği yok daha metinde. Evet. Genel kurula geldiği son günde son gün MHP bir önerge verdi. Dedi ki madem bu 4+4+4 Kur'an-ı Kerim öğretilsin ders olarak ve Hazreti Muhammed'imizde hayatı öğretilsin dedi. Son gün. Çok iyi. Başbakan çıktı. Bunlar Kur'an'a karşı olduğu için 4+4'e karşı dedi. Şimdi kimse bir başbakanın doğruları söylemeyeceğini, yalan söyleyeceğini tahmin edemez. Yani halk da haklı olarak zannediyor ki ya bir aydır bunu tartıştılar demek ki buna karşıydılar. Böyle bir şey yok metinde. Böyle bir şey yok. Son günü girdi. Ama dediğim gibi bir siyaset yok karşında. Siyasetten peki nemalanan bir riyakar siyaset anlayışı. Canım bırakın bu işleri yahu. Geçmiş 1935'ten bahsediyorsunuz. 2012'deyiz. Tüp kaç para ya? Sen bundan bahset demiş bir seyircimiz. Şimdi tabii çok size mi söylüyor iktidara? İşte ya bir dakika. Herhalde bana söylemediğini varsayıyorum. Tamam mı? Herhalde. Çünkü sevgili yurttaşımız da şöyle çok haklı olabilir. Bakın. Bugünün en önemli özelliği nedir? Bugün Türkiye'de çok net söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurmak istediğinin dışında Atatürk hep ne diyor? Ben Türkiye Cumhuriyeti'nin bireylerini her türlü korkudan
azade insanlar görmek istiyorum diyor. Evet. Nutuk'ta yazıyor, doğru mu? Bu gelecek korkusu olmayacak adamın. Çocuklarımı taşerondan atarlar mı korkusu olmayacak. Telefonumu dinlerler mi korkusu olmayacak. Hacı, hoca, muskacı, üfürükçü, sahtekar siyasetçi, riyakar siyasetçi korkusu olmayacak. Ben birine gidip de sevindim dediğinde at bir takla bakayım, yerde sürün diyen siyasetçi olmayacak. Şimdi bunların getirdiği sistem nedir biliyor musunuz? Şu sokakta geçen herkese sor, %98'e sor, eğer AKP'li değilse. Öğrenci güvencesi yok. Basın mensubu hiçbir güvencesi yok. Yarın patron çık dedi bitti. İşçi hiçbir güvencesi yok. Hepsi sözleşmeli taşeron. Memur, eskiden memur güvencesi vardı. Şimdi yok, hiçbir güvencesi yok. 4B 4C işte halkı. Tarım kesimi eskiden taban fiyat vardı. Düşünsünler, sorsunlar. Evet. Oh derdi ya, bu hükümetin verdiğinden aşağı. Şimdi o da yok. Her şey neye bağlı? Tayyip Erdoğan'ın iki dudağına. Zaten diktatörlükler böyle getirilir. Amerika'nın kucağında diktatörlük böyle getirilir. İki dudağında. Şimdi sevgili kardeşim, işte o yüzden vatandaş tüp gazı da ne yapsın başbakana sorsa, ya diyor çocuğum şeyde, taşeronda çalışıyor. Atarlar. Düşün, tarım kesiminde adam her şeyi ipotekli. Yandı, haciz gelir yarın, her şeyini alırlar, o traktörünü de alırlar. O yüzden ne yapsın? Hakikaten ne yapsın? Almanya'da ne yapabildi ki Hitler döneminde? Ne diyor biliyor musun? CHP'nin yüzünden bu diyor, ya da bakan denecek adamın karşısında, İdris Naim Şahin'in karşısında göbek atıyor ya da takla atıyor. Başka çaresi yok, yok. Yoksa başbakan diyebilir miyim? Takoz oluyorsunuz. Memleketi uçuracağız. Biz bırakmıyor bu CHP. Tabii. Bak, halkın istediği kanunları çıkartmamak için kilitliyor meclisi. Onu söyleyen, tabii onu söyleyen arkadaşa şunu sorar. Bu haklılık payı. Var. Biz bıraksak takla atacaklar. Takla atacaklar ya da oynayacaklar bol bol. İşte biz onu, ya sen vatandaşsın, utanmıyor musun? Vatandaşı bu duruma sokan. Şimdi de bak, ya mecliste çoğunluğunuz mu var ki? Ha, bilen, mu bir tek şunu söylemeyeyim yalnız. Sakın orada oynayan vatandaşa benim en ufak bir şeyim yok. Bak söylüyorum. O zavallı adamın sor. Git bir sor. Kimse soramaz tabii ama sor. Ya çocuğu taşeronda çalışıyordur. Ya emekli kişi olmamıştır. Ya bir şey bankaya borcu vardır. Ne yapsın? Bakıyor, onu görüyor. O iki yüzlü siyasetin, o riyakar siyaset anlayışının fertlerini oyna deyince, abi oynarsam belki diyor, bir şey verir, kömür verir, bir şey verir ya da çocuğumu işten atmaz ya da çocuğumu işe alır. Ne yapsın adam? Ben halka kızmıyorum. Ha, halka kızdım. Kardeşim şimdi hiç değilse tüp gaz var. Sizin zamanınızda o da yoktu demiş Hakan Erdinç. Bunu da Adalet ve Kalkınma Partili herhalde. Onlar söylüyor. Yok değil, o çok tarafsızdır. Ya sizin zamanınızda kuyruklar yok muydu filan? Hakan, bunun bir algı yanılması. Tabii, hayır, Hakan mesela herhalde 20 yaşında filandır. Yeni doğru, hani dindar doğru, gençlik resmi mi? Var burada, görüyorum. Tabii de dindar gençlik mi? Tinerci gençlik mi dedi ya şey, evet. Herhalde o dindar gençlik tarafından 20 yıl önceyi babasına da hiç sormuyor. Nasıl oldu o? Neden o şeyler oldu yoksa koşullar diye. Şimdi o diyor ki vallahi dedeme sordum diyor herhalde o da. Hani cami yıkıldığı gibi. Şimdi bakın böyle genç Hakan'a, ben Hakan gibi arkadaşlara üzülürüm. Çok haklı. Tekrar söylüyorum, Hakan'ın muhakkak yarın işe girecek. İşe girerken ya takla atacak, ya oyun oynayacak, ya da AKP il başkanından, ilçe başkanından hamili kart yakinimdir diye şey alacak. Ha, ama gençlerin buna hakkı yok. Gençlerin, tekrar söylüyorum, bu cumhuriyet halk takla atmasın. Halk... Canım. AK Parti yokken yazar kasalar havada uçuyordu. Bankalar iflas ediyordu. IMF'ye boğazımıza kadar borcumuz vardı demiş Kenan. Ne güzel söylemiş Kenan. Yazar kasalar havada uçuyordu. Kime atılıyordu yazar kasa? Başbakan'a atılıyordu yazar kasa. Şimdi ne yapıyor? Abi 26'da siz de cami yıkmışsınız ama. Boş ver şimdiki ekonomik durumu diyor. Nereden duydun diyorsun? Ne bileyim, mahallede kahvede anlattılar diyor. Aradaki farka bak. Ve şimdi bir fark daha söyleyeyim sana. Geçen gün çok açık çıktı bu ortaya. 28 Şubat falan konuşuluyor ya. Şimdi dikkat et. Yalçın Doğan bir şey anlatıyor. Diyor ki askerler çağırdı bizi diyor. Evet. Bak şunu gazeteden atacaksınız dedi diyor. Biz atmadık diyor. Hatta Aydın Doğan, Yalçın Doğan anlatmış, beni koluna taktı diyor. İçeri soktu.
ben size asker, dikkat et, asker diyor ki atacaksın bunu dedi. Aydın Doğan direniyor. Aynı Aydın Doğan bugün Özdemir İnceler'den, Ruhat Mengiler'den birçok pırıl pırıl gazeteciyi işinden attı. Şimdi dikkat et, ne zamanında? Bu başbakanların, cumhurbaşkanlarının uydurduğu ileri demokrasi zamanında. Dikkat et, askeri diktatörlük 28 Şubat. Bu gazete patronu direnebiliyor askere. Korkmuyor, hayır diyor. Atacağını bugün, atacak değil, bana bak, sonra sonucuna katlanırsın dediği gün gazetecilerin işine son veriyor. Genel yayın yönetmenini değiştiriyor. İstemiyor abi seni. Ki Ertuğrul Özkök'ü istemiyor. İstemiyor seni diye. Kardeşim neyi konuşuyor? Siz Önder Sav'ın hacca giden adamla geçtiği dalgadan bahsetsenize. Tarihi geriye fazla götürmeye gerek yok. Sayın Süheyl Batum buna cevap versin demiş, saygılarla. Yani tabii bu tartışmalar da yine gerçek gündem dışında. Şimdi kimse o da. Şimdi o da uyduruyor. O da şey yapıyor. Önder Sav bugün siyasetçi değil. Önder Sav hata yapmış. Herkes söyledi. Evet. Siyasetçi değil. Öbürü bugün biz halktan geldik, milletin emrindeyiz diyen bir siyasetin halkına o muameleyi reva görmesi bence, ayrı. Bence mesela sorumlu siyaset proje üretmek ister ama biz dedikodu siyaseti görüyoruz CHP'de. Hasan Murat Anar bu mesajı Hasan gönderdi. Murat Anar, ya çok samimiyetle söylüyorum, herhalde uzayda falan yaşıyor ya. Ya gerçekten uzayda yaşıyor. AKP'nin yaptığı da bu. Yahu daha geçen gün demokrasi paketi açtı. 6 ay önce anayasasını söyledi. Projelerini açıkladı. Hala şimdi bu proje yoktur. İşte Hasan Bey CHP gibi. Mi? CHP'den Hasan bahsediyor. Evet, evet. Demokrasi paketini daha 3 gün önce bizim genel başkanımız, gelin buraya dedi. Gel. Al dedi. Şunları gerçekleştir. Beğenmediğini söyle. Hasan Murat Anar hala demokrasi paketi başka hakikaten. Bir yerde. Efendim projeniz yok ki. Anayasa. Şimdi anayasa. Anayasa yapacağız diyorlar. Geçen gün gördün ya, bunlar iki yüzlü diyorum siyaset anlayışı ya. Ben hiçbirine, başbakana falan iki yüzlü demiyorum ya da onlara. Bu siyaset anlayışına iki yüzlü bir anlayış diyorum. Diyor ki bir taraftan anayasa yapmamız lazım diyor. Öbür taraftan bunun İçişleri Bakanı işte evvelsi gün açıklama yaptı, pazar günü. Ne diyor? Bizim B planımız var. Bunlar anayasa yapamaz buradaki partiler. Evet. Biz bir partiyle anlaşıp kendi anayasamızı da hazırladık, yapacağız diyor. Şimdi öbür taraftan da şimdi şunu zannetti Hasan. Hangi parti olabilir o? Hasan Anar'la. Belki de CHP'dir yahu. Ya muhakkak CHP'dir. Ya belki de sizden bahsediyorlardır Süheyl Hocam. Belki de, onu bir gün sorarsınız şeylere. Şimdi, İçişleri Bakanı bunu söyledi. Siz ne anladınız oradan? Ya belki de sizi kastediyor. Hayır ben anladım. Ben şurada anlamadım ben. Bu Hasan Hakan Fidan denilen arkadaşın hani gidip Oslo'da bu halk tembel ya, bu Türk halkı Abdullah Öcalan gibi bir dehayı bulunca tabii her şeyi onun sırtına verdi diyen adam. Abi 15'ine kadar ne olur hiçbir şey yapmayın, seçimler geçsin, başbakanımızı rahatsız etmeyin diyen adam. Orada da bir anayasada anlaştılar. Hakan Fidan'ı bir gün çağırın, ne anlaştın diye sorun. Çünkü Hakan Fidan'ın başka yaptığı bir iş yok. Bu adam başbakanın danışmanı, özel danışmanı, istihbaratın başında. Hep soruyoruz. Ben müsteşar yardımcısı o zaman. Aynen. Oslo'daki görüşmeler esnasında mı diyorsun? Bırak şimdi onu, sen müsteşarı oldum diyoruz artık diyoruz. Tamam. O zaman başbakanlık müsteşarı. Şimdi diyoruz ki biz bu adama, bu Hakan Fidan denilen kişiye, oğlum Uludere'deki istihbaratı kim verdi diyoruz. 34 tane vatandaşımızın öldürülmesine sebebiyet veren şeyi kim verdi diyoruz. 3 ay oldu, hala böyle. Böyle. Askerlere sordular, askerlere dediler ki dışarıdan mı aldın? Milli kaynaktan aldım dedi. O başbakan her gün toplanıyor bundan. Gidip Amerikalının CIA başkanının şeyine gideceğine, onun yanına gideceğine sorsun. Hakan gel bakayım oğlum buraya. Bu Uludere'deki istihbaratı kimden aldınız oğlum? Sen bilmezsen kim bilecek? Utanmıyor musun sen? Halkıma cevap veremiyorum demeli. Ama diyemez. Çünkü ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Herkes biliyor.
Hakan'ın oradaki rolünü de biliyor. Ha diyorum, bu işler böyle gitmez. Hakan gibi bugün halkı soyanların hepsine hesap sormamız lazım CHP olarak. Biz eğer bu hesapları sormazsak, bu siyaseti yürüten bu iki halkına hadi bakayım takla at diyen adamlara, bu zammı ne var be az oldu diyenlere hesap sormazsak gerçekten evet, zam yani uluslararası şartlardan kaynaklanıyormuş Süheyl Bey. Zam. Evet işte bölge tabii istikrarsızmış. Tabii. İstikrarsızlıktan kaynaklanıyormuş. Arızdan ve talepten, bunlardaki azlıktan ve çokluktan değil dedi Sayın Bakan. Öyle dedi bakan. Ben ama sonra anlattım. 20 yaşındaki Karagözoğlu da bize şey verir. Sizin zamanınızda ama tüp gaz yoktu. Evet. O zaman uluslararası konjonktür yok. Şimdi var. Şimdi. Bize bunları anlatmasınlar. Benim dediğim gibi bu siyaset anlayışıyla benim alıp veremediğim yok. AKP'de pırıl pırıl arkadaşlar vardır. Hiç onlarla benim bu Amerika'nın sırtında bu siyaseti yapan esas sorumlularla, o yüzden ben sürekli aynı şeye gidiyorum. Bakın hep söylüyorum. Ben burada bir siyasetçi yapsa başka milletvekili falan söylemezdim. Ama başbakanın baş şey kutusu, kara kutusu, kader arkadaşı İdris Naim Şahin beraber kalpazanlık iddiasıyla yargılandıkları, resmi evrakta sahtecilikten yargılandıkları Akbil'den adam çıkıyor diyor ki bizim siyaset anlayışı budur. Sevindin nereden anlayacağım? At bir takla diyor. Vatandaşına şöyle demiyor. Oğlum Sevindin çok teşekkür ederim. Burada 5 tane TEDAŞ işçisi bir maalesef bekleyerek yaşamını yitirdi. Burada oynanacak zaman mı? Kendisi oynasa utanmaz herif. Burada oynanacak zaman mı? Buraya geldik diyeceğine böyle yapıyor. Sevindin mi beni gördüğüne? At bir takla bakayım. Olmazsa oyna. Buna da tutmuş başbakan değil adı. Yahu şey olsa ne olur ya? Allame-i Cihan olsa ne olur? Diyor ki ne güzel siyaset anlayışımız var. Biz milletle beraberiz diyor. Ondan sonra da bu takla deyince ama siz de 26'da cami yıkmıştınız diyor. Hangi camileri diyorsun? Bak diyor dur diyor Necip Fazıl yazmıştı şimdi oradan söyleyeyim sana diyor. Ya bunları bana bıraksınlar. Halkın, tekrar söylüyorum, halkın mutlaka dediği sorunları var. O yüzden bunlar, bakın çok net söyleyeyim, hiç bunlar birbirinden bağımsız falan değildir. Mısır'da Hüsnü Mübarek seçimlere girdi demokratik 2005'te. 88,6 oy aldı. 88,6. Hitler 1933'te 44 oy aldı. Şimdi burada halk aptal, oy veriyor, yanlış demek mümkün değil. Halkı öyle bir duruma düşürdü ki o rejimler, mecburen adam korkulardan kurtulmak için iktidarın iki dudağına bakmak zorunda. Aynı şey Türkiye'de. Peki efendim. Aynı şey Türkiye'de. Biz bunu kıracağız. Halkı yine Cumhuriyet'in, Atatürk'ün, İnönü'nün o muhteşem insanların yapmak istediği gibi her türlü korkudan, iktidar korkusundan da uzak, polis korkusundan da uzak bir hale dönüştüreceğiz. Efendim.